Evet arkadaşlar, geldik. Evet, otur. Şimdi otur şöyle. Oturmuyorum, Oturmuyor, duruyor. ayakta. Tamam mı? Ondan sonra Şimdi. şiirli de dedi, seni dinliyorum ben. Ha biz ya da ne diyeceksiniz? Sizi dinliyorum. Şimdi şöyle En bir şey son tanıyorum, bir yapalım. şey söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz bir darlasa bunu soralım. Tamam mı? Yani adamın yerini bulmak istiyorsunuz. Bence adama soralım. Derse ki söyleyin buyurun gelsinler. Söyleriz. Ha söylemez, söylemeyin derlerse de yapabileceğimiz bir şey yok. Sor. Hille'ye döndüm. Sor Hille'ciğim. Hilal'a bunu sorarken ben şey diyorum adama. Sizle nasıl çalışabiliyoruz? Sizin patronlarınıza nasıl ulaşabiliriz? Kimsiniz siz? Hani tabii tarikatmışsınız, teşkilatmışsınız da. Adım adım ilerleyelim dedim. Tamam, Hilal'e bir sor hadi. Patronlarınızla ilgili bize söyleyebileceğiniz ne var? Sormadan önce bunu öğrenmem lazım. Patronumun adı Kosat. Evet, onu evet. Evet. O kadar. Okey, tamam. Bir şey daha soracağım. Sen işin kimden geldiğini bilmiyorsun, değil mi? Direkt ne onları da söylesek. Bak bunlar seni istiyor. Adresini öğrenmek istiyormuş, verelim mi diye. Bilmiyorum. Öğrenme imkanın var mı senin de? Hayır. Evet. Prensiplerime aykırı. Ha, bilmem, sormam, işimi yaparım diyorsun. Tamam. Soruyorum. Evet. Lord Kossat için çalıştığını söyleyen biri geldi. Yanında kimin olduğunu soruyor ve nerede olduğunu bilmek istiyor. Söyleyek mi? Öyle geçmedi. Cevap geliyor. Böyle gözünün önünde darlasın o böyle hareket etmeyen iskelet suratı canlanıyor. Ama parlayan gözleri ve sanki sürekli gülümsüyormuş gibi duran ağız yapısı ve böyle çeşitli renkli taşlardan yapılmış dişleriyle duran o yüzü sanki konuşuyormuş gibi hissediyorsun. Ve diyor ki kendisi büyüye hakim birisin. Sor. Büyüye hakim birisi misiniz? Şu döndü eleman. Neden dedi? O kadarını soramam. Evet. Belirli sayıda spell slot var. Bak anam. Şey, onu Hilire. Hilire. Sana bu sırada sen bunu onunla konuşurken sana bir sending geliyor. Tamam. söylemedi. Ben de zaman kazanıyorum yani işte böyle. Zihnini aç dedi Darlas. Tamam. Sonra hemen ardından böyle birkaç saniye geçtikten sonra eleman da neden falan derken işte. Hani bilmiyorum o kadar da soramam spell slot arkadaş falan diyorsun yani tamam mı? Sen bunu derken birinin tamam mı, bir gücün böyle aklına girmeye çalıştığını hissediyorsun. İzin veriyor musun? Evet. İzin veriyorsun. Bir dakika. Zihnini. Bir saniye. Sesi tanıyor muyum? Başkasından mı geldi ses? Hayır, Darlas dedi. Ah, Darlas dedi, değil mi? Tamam, Evet. evet, doğru anlamışım. Açıyorum, açıyorum. Zihnini gölgeler dolduruyor. Tamam. Ondan sonra biraz böyle vücut ısın bir azaldı. Biraz soğudun. Böyle ölüme yaklaşmış gibi hissediyorsun kendini. Tamam mı? Ondan sonra Darlas zihninin içinden sana diyor ki konuşmaya devam et.
ediyorum. Diyorum ki yani bunu soramam. Muhtemelen kendisinin bir bildiği vardır. Zaten siz de bana pek fazla bilgi vermiyorsunuz. Yani işte. Evet, bir miktar hakimim dedim. Tamam, bak ne güzel. Tamam. Sen... İletişim söyle. Halinde bu işleri hallediyoruz değil mi? Yani sen soru soruyorsun, o sana soru soruyor. Bana Hilde, zihninde ses duyuyorsun. Bana sendin ki yolluyormuşsun gibi yap, dedi Darlas. Şöyle yapıyorum. Tam olarak sendin yaparken yaptıklarımı yapıyorum. Söylüyorum diyorum. Karşındakine diyor bu sırada Darlas, devam ediyor. Mulsantir'in Shadow Plane'ine gelmesi gerektiğini, şu anki Kelemvor tapınağının olduğu yeri bulması gerektiğini, ve gelirken bana Kosat'ın alametlerinden bir tanesini getirmesi gerektiğini söyle, diyor. Diyor musun? Kendisi bizim bahsettiğimiz yerin Shadow Plane olduğunu, Shadow Plane'e gitmen gerektiğini, nerenin Shadow Plane'ine? Mulsantir'in Shadow Plane'ine gitmen gerektiğini, Kelemvor tapınağını bulman gerektiğini ve giderken Kosat'ın alametlerinden birini getirmen gerektiğini söyledi. Harika dedi. Harika, bakın bu kadar işte. Şöyle gülüyorum böyle bir. Adamı da sevdim hakikaten bu arada. Bu biraz şey, konuşsanız daha dostane şartlarda şey yapsanız biraz ilginç bir NPC yani. Neyse. Şöyle şey yapıyorum. Ya iyi de sen de yardımcımızı boğazlayarak gelmeyeydin. Tatlı tatlı konuşurduk yani. Çok misafirperver bir haneyiz halbuki. Bir şarap falan ister misin? Bir içeceğin var mı? Bana verilen bilgiler dedi. Sizin çok dostane kişiler olmadığınız üzerineydi. Ben de önlemimi önceden aldım. Eminim sizinle ilgili bunu söyleyen vardır. Kesinlikle. Şimdi... Yani bazı konularda uyarayım. Darlas bizim gibi değil. Ne kadar araştırma yaptın, ne öğrendin bilmiyorum ama hani bu şekilde Darlas'a bir saygısızlık yaparsan yaptığın son şey olabilir. Gidecek kişilere iletilmesini söylerim. Ben gitmeyeceğim. Ben bilgiyi aldım. İşimi yaptım. Sizlerle çok güzel bir pazar sabahı geçirdik. Tabiri caizse. Güne her zaman böyle hareketle başlamak gerekir dedim. İçinizdeki alev hiç sönmesin. Belki bir gün karşılaşırız. Görüşmek üzere diyor. Bir selam veriyor. Ve arkasını dönüp yürüyerek... Yoktun. Neyi? Dönüyor şöyle. Patronlarına nasıl ulaşabileceğimi iş yapmak için. Boynundaki koliyi çıkardı. Tamam mı? Sana doğru fırlatıyor. Bu bir Kosat koli sembolü. Şöyle alev şeklinde. Tamam mı? Ondan sonra sarıdan başlayıp kırmızıya doğru gidiyor. Ondan sonra dua etmen yeterli dedi. Aldın mı onu sembolünü? Tamam. Adam sana kartını verdi yani bir nevi. Verse versin. Aa, çok güzel. Şimdi adam giderken öbür tarafa geliyoruz. Tamam. Güzel arkadaşlarım. Benim ortadan ikiye yarılmış, kanlar içinde yerde yatan arkadaşlarım. Sizler yerde unconscious bir şekilde yatarken birer tane death saving throw atıyorsunuz. Sana bunda ne yapacağımı açıklayacağım şimdi. Tamam. Bir fail'in var. Bu kadar. Benimki success. Bir fail'i bir success.
Güzel arkadaşlarım, bana birer yüzük atın. Yirmi altı. Bir. Abi. Şaka. Masada 001 var şu anda. Birer Death Saving Throw atın. Fail. Abi benimki de fail. Abi şeyimle gideceksiniz, yapmayın. Adil birer, ben atıyorum. Dur, şey, en kahraman... Birer... Bir dakika. Müdahale ediyorum. Raskar'ın yüzlüğü için şey gelmiş. Raskar'ın yüzlüğü için mi abi? Hemen yazarsan sevinirim. Yüzlük Uzarı için tekrar mi? At. Dead Save için mi? Evet, hangisi için? Onu bir yazıp söylersen. Evet, bekliyoruz heyecanla. Bu arada ben ne yapacağımı anlatayım mı? Hangisi olur abi? Evet. Ha, yüzlük. Yüzlük tekrar ha, atıyorsun. Tamam. Tamam, at abi tekrar. 23. Sen kaç atmıştın? 26 mı? 26. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Birer yüzlük atıyorsunuz. Abi. Bir mi? Bir. Kaç? Dört. Ya bir şey soracağım. Bu ne kadar önemli? Bana bunu bir söyler misin? Yani bayağı önemli. Tamam, neyse, evet. Güzel arkadaşlar. Birer, şimdi bu Death Saving Throw çok önemli bir Death Saving Throw. Bana birer Death Saving Throw atın. Kaç fail'im vardı? Adil yüksek at. Adil'in iki fail'i var. Benim iki fail'im var. Şimdi Inspiration'ı yakarsam avantajlı mı atıyorum? Yoksa 20 mi? Yak, yak ve al. Avantaj al. Aynısını... İstiyorsan dur. İstiyorsan önce at. Sonra Inspiration yakmanıza izin vereyim. Okey, go. Tamam. Survivor gibi oldu burası ya. 2, 1, 1, 3, 4. Üçüncü fail'i attım. Inspiration'ı yakıyorum. Şöyle bir... Sen bir hak ettin şöyle. Bir success. Oh. Senin success. Benimki fail, ikinci fail bu. Şu an ikiniz de iki fail bir success'tesiniz. Evet, ben inspiration yakmadım ama. Tamam arkadaşlar, yüzlük atın. Abi, 26. Ya 6, dalga mı geçiyorsun? 26 6 32 16 attım ben de. 16 attık bir daha attım. 80. Öyle izliyoruz. 29. 83 mü senin? Evet. Harika. Tamam. Güzel arkadaşlarım. Birer birer biz yerde yatarken golemleri parçalıyorlar galiba. Şu ana kadar kombat acayip kötü gitti bu arada, onu söyleyeyim. Sizin açınızdan yani. Bana birer D4 atın. Şimdi ben o arada bir şey soracağım. Mesela bu evet. Death Save kısmında 3 dot var ya, yani success ve fail. Evet. 3 olunca İlk hangisi 3 olursa o mu? Evet. Evet. 3 attım ben. Ben de 2 attım. Tamam. Şimdi 2D6 şar atın. Kombatı size yaptırıyorum. 5. Valla. Toplam söylüyoruz değil mi? Toplam söyle. 7 benim. Tamam. Güzel. Şimdi birer D20 atın. 20. 19. Harika. Death Saving Throw'larınızı attınız az önce.
Tamam ben sayı buldum. Şimdi. Ne oldu? 2-2 mi oldu şimdi? Benim 3-2 oldu. O nasıl? Gözünü açtın. Evet. Tamam mı? Koryat sen 2'desin. Doğru mu? Olamaz lan. İkisi de aynı atmadım bunların. Ben 20, 1'i 19 attı. 20 atınca ha, göz 1 oluyor. Gözünü açtın. Tamam mı? Kafan, başın o kadar ağrıyor ki. Tamam. Böyle bir şey üzerine basmış gibi. Tamam böyle nasıl diyeyim? Sanki böyle seni tam böyle bir sobanın içine koyup tam böyle sopayla dışına vurmuşlar gibi. Tamam mı? Böyle şeysin. Hani böyle bir efektten bir falandan değil, tamam mı? Böyle acıdan paralize olmuş gibisin yani. Tamam mı? Ondan sonra böyle sana yakın bir yerde Koreli görüyorsun. Tamam. Ondan sonra öncelikle kendi olduğun yeri söyleyeyim. Şöyle bir kan havuzunun içindesin. Tamam. İleride Koreli görüyorsun. Kanlar içinde. Tamam. Ve bacağında cübbesi böyle boydan boya yırtılmış. Tamam. Ondan sonra senin şu tarafın, tamam mı, şöyle sırtından bir şey girdi, yardı ya seni. Tamam, bildiğin açık. Tamam, şöyle elini atınca bayağı elin o kesik etin arasına giriyor yani. Tamam mı? Acayip kötü durumdasın. Ondan sonra Koryel de öyle. Ne yapıyorsun? Şimdi etrafa bakmak bir action senin için şu anda. O yüzden etrafını anlatmadım. Abi. Çünkü bir şey isteyecek senden yani. Böyle bir odaklanıp bakman gerekecek etrafa. O yüzden anlatmadım. Ben Koryel'e doğru sürünüyorum. Evet. Ve sürünürken böyle bir şeyler mırıldanıyorum. Evet. Dışarıdan kimsenin duymayacağı, tamam mı, böyle Koryel'in belki böyle en son kendine gelirken duyacağı bir şeyler mırıldanıyor. Galiba çığlık sesleri duyuyorsun etraftan ama çok emin değilsin. Şey değil, tamam mı, ben kendi sesimi de duymuyorum. Tamam, böyle o hani yerdeki kan havuzunu böyle sürükleye sürükleye, tamam mı, gidiyorum Koryel'in yanına. Yok daha bu tekrar olamaz deyip 90 Leon Hans'ı basıyorum. Koryel, sen gözlerini kapadın, tamam mı? En son hatırladığın şey şöyle bacağından yukarıya doğru giden bir hançerdi. Tamam, ve böyle sana doğru böyle sırıtarak bakan ve dişleri sapsarı, tamam, şöyle bir gözünde göz bandı olan, tamam, üzerinde böyle deri kıyafet olan acayip bir BDSM'ci bir gnom tipiydi, tamam mı? Ondan sonra böyle sana gülerek bakarken tam sen düştün. Tam sonra böyle arası yok, kesinlikle yok. Tamam, arası bir anda lan bir heyecanla doldun, bir adrenalin basıldı sana, tamam, böyle diye bir nefes alıyorsun. Tamam mı? Yanında şey var, Raskar var. Çünkü şuranda kendisinin plate'li eli var. Tamam, şöyle acayip bir enerji doldu şu anda vücuduna. Abi kalktığını görüyorsam, tamam mı, hani böyle kendine geldiğini görüyorsam zaten böyle hani kask kapalı, gözler parlıyor falan ya. Böyle yere düşüp kararıyor gözlerinde. Pekala. Sen şöyle bastın, kendini bıraktın sonra. Şimdi. Koryel. Ne yapıyorsun? Şöyle üzerine yığıldı Raskar yani. Ben bir... Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu adrenalinle bilmem neyle falan kalkıyorsun dedin ya. Şimdi ben sinirliyim. Ama özellikle Raskar'ı böyle gördüğüm an böyle hani dişlerimi kasıyorum şu anda. Hani dişlerimi kıracak seviyeye, dişleriye kadar. Ama etrafa bakıyorum. Tamam, yürüyen bir şey var mı golem dışında? Yürüyen herhangi bir şey arıyorsun. Tamam mı? Yürüyen herhangi bir şeye bakıyorum. Tamam, ilk gördüğün şeye ne yapıyorsun? Var çünkü. Var. Şimdi burada normal şartlar altında aşırıya kaçabilirim. Bunu ben seçmek istemiyorum. O yüzden zar atacağım. Neden zar atacağımı da söyleyeyim. Çünkü meteor swarm atmak istiyorum. Tamam, bütün
kuleyi yerin dibine sokmak istiyorum. Tamam. Ama Neverwinter'dayız. Tamam. Yani bütün uğraştığımız şeyleri yok etmek istemiyorum bir yandan da. Tamam. O yüzden yüzük atacağım. Tamam. 50'nin aşağısında ben bu meteor sword'umu koyarım buraya. Herkesin okey mi? Chat itiraz eden var mı? Geliyor, atıyorum bak. Boy boy yapıştı. Şu noktada sen varsın ya. Abi, bağırıyorum ya olduğum yerde. Bağırıyorum, tamam mı? Böyle falan diye kalkıyorum. Tamam mı? Ondan sonra sadece yanım diye bağırıyorum. Hellfire Meteor Strike koyuyorum buraya. Harika. Şimdi öncelikle olay gerçek, korktuğun gibi gerçekleşmeyecek. Tamam, çünkü burası extraplanar dimension. Mükemmel. Tamam. Sen şu anda böyle bir pocket plane'de, tamam mı, bir yere bir koydun. Tamam. Ondan sonra böyle kütüphanenin tavanı kırılıyor. Tamam mı? İçeriye böyle kıpkırmızı bir alevle yanan, tamam mı, böyle gördüğün en sıcak alevle yanan, tamam mı, meteor parçaları düşüyor. Tamam mı? Golemler, diğer koşan şeyler, her şey paramparça oluyor. Tamam mı? Her şey. Tamam. Ondan sonra senin etrafında da her yere bir şey düşüyor. Tamam. Sadece Raskar'a düşmüyor ve sana düşmüyor. Yan yanasınız çünkü. Tamam. Ondan sonra şimdi bana bir yüzlük at. Kötü olacak. Bu yüzüğün sonu bence. Kaç? 73. Tamam. İkinci bir tane dağıtacaksın. Adam gitti. 29. Tamam. Sen bunu attın, tamam mı? Bu kaya parçalarının, alevlerin, bilmem nenin arasından, tamam mı, sana doğru birisi koşuyor. Tamam. Ulan dedin, kim geliyor? Tamam, ama böyle elinde bıçakları falan olan biri koşuyor yani. Tamam mı? Acayip böyle şey, bir rush halinde, sinirli bir şekilde. Bir perception at. 14. Kaç? 14 artı 9, 23. Tamam. Böyle hızlı hızlı koşarak birisi geliyordu. Şöyle bir gözün bir an seçebildi bunun kim olduğunu. Tamam mı? Sana doğru bu meteorların arasından, tamam, alevlerin arasından koşan bir Gilemet var. Tamam. Kendisi şimdi yüzlüğün bir tanesi bunun içinde. Tamam mı? 8'den Gilemet geliyordu bu arada. Olurdu yani. Şimdi kendisi, tamam mı, kendisinin tipini şöyle tarif edeceğim. Öncelikle şöyle saçının en üst noktasından, tamam mı, ayağının dibine kadar kan içinde. Tamam. Böyle saçları falan önüne düşmüş. Tamam. Ve saçının üzerine yapışmış olan organ parçası falan var. Tamam. Ondan sonra üstünde yanık izleri var. Tamam, sanki böyle hani şöyle çapraz dikenli tel gibi şey, tel olur ya. Örgü tel olur ya, tamam mı? Öyle alevli, öyle bir telden geçmiş gibi, tamam, bir yanık izi var üzerinde. Bayağı yanık kokuyor şu anda, tamam mı? Et kokuyor yani. Ondan sonra sana doğru öyle koşarak gelip böyle son meteordan da sıçrayıp yanına doğru geliyor. Tamam, takla atarak geliyor. Tamam. Kendisinin koltuğunun altında kitap var. Şeyin kitabını çaldı, çalınan kitabı mı kurtarmış? Evet. Tamam. Ondan sonra şöyle yanına taklatarak geldi, şöyle yere kapandı. Tamam mı? Ondan sonra etrafa bir şeyler düştü, kırıldı, parçalandı. Tamam mı? Bir şey oldu, golem kırıldı, adam kırıldı falan, tamam mı, etrafta? Ondan sonra eve etrafı yanıyor. Tamam. Ve alevler sönmüyor. Evet. Tamam. Taş bir bina. Kıpkırmızı alevler yanıyor. Duman çıkmıyor. Tamam. Sönmeyen alevler var etrafınızda. Yanınızda hologram çıktı. Burning Hands'ı koyuyorum ona ya. Ya şöyle bir Burning Hands koydun. İçinden geçti şöyle. Ondan sonra etrafınız yanıyor.
Gilemet çantasından bir poşet çıkarıyor. Tamam mı? Sana baktı, iyi misin dedi. Tam bu sırada rastgele içiriyor. Kuaa diyorum ya. Şey, Eldritch Knight öldü. Diğerleri de öldü. Herkes öldü. Biz nasıl çıkacağız? Raskar sen bu arada uyandın. Ben özür dilerim. 14 iyileştin. 14. Mantıklı düşünebilecek seviyede değilim. Tam böyle nefes nefese sinirli bir şekilde bir şey gelsin de koysam diye bakıyorsun, tamam mı? Ya nasıl çıkacağız falan dedi ya, böyle geldiğimiz tarafa bakacağım kapı var mı falan diye. Arkanızdan bir kapı yok şu anda. Duvar gibi gözüküyor oralar. Bu sırada hologram, eğer çıkmak istiyorsanız ben size yardımcı olabilirim. İçerideki tehditler elimine edildi. Ondan sonra yeni gelen Drow arkadaşlarımın arkadaşı olarak tanımlandı. Ondan sonra savaş sahiyatı 4 golem. Yenilerinin inşa emrini vermek istiyor musunuz? Kapıyı aç diyorum ya. Aç, onları da inşa et. Kapıyı da aç. Yeter ki çıkalım şuradan. Golemlerin inşası başlatıldı. Kapı açılacak dedi. Neyse ki benim gibi zeki, dürüst, ahlaklı, ne zaman ne yapacağını bilen, ilerideki tehditler için önlem alabilmiş. Silence atıyorum kendisine. Ya şöyle elindeki bir şeye silence attın, şöyle silence'lı bir alanın içinde yürüyorsunuz. Kendisi konuşmaya devam ediyor. Tam ses duymuyor da. Tam böyle bir şey soracağım. 5 dakika konuşuyor, evet. Şimdi bu kitaplar geri gelmiyor değil mi? Kitaplar aşağıda duruyor. Ha, geri çıkmıyor yani. Yok. Geri çıksa bütün kütüphaneyi yaktıydık şu anda. Ya zaten benim spesifik olarak ateş kullanmamın sebebi kitaplardı. Ondan sonra beni diğer kurtaran olayda buranın Pocket Dimension olması oldu. Çünkü karakter şey değildi yani. Buranın Neverwinter olmasını pek önemsemiyordu o. Şimdi kapıya doğru ilerleyemiyorsunuz çünkü alev var. Durun diyorum ya, bir durun. Hal-fire'a bakarak bir durun diyorum yani şu anda. Raskar. Yani şu an hal-fire'a anlatabiliyor muyum o? Hal-fire. Hani şu an heres yani. Etraf havada günah kokusu var. Raskar. Sen. Silence'ın içinde efendim dedi ama duyamadınız tabii. Şunu kaldırın, yüzünü seveyim diyorum ama ben de mi silence'ın içindeyim? Evet, evet diyorsun da ama anladın tipinden şöyle şey yaptı. Ağlamaklık Raskar. Tamam, kaldırıyorum ya. Çıkarıyorum kaskı. Sen buranın güvenliğini arttır. Bu ateşi söndürme. Kitapları yukarı çıkarma. 37 güvenlik seviyesinden hangisinin aktif olmasını istiyorsunuz? Bizim kaça kadar iznimiz var? Soruyor musun? Evet. 36 dedim. 36'ya çıkar. Bunların nereden girdiğini bul, nasıl içeri girdiğini bul ve orayı kapat. Dediğim gibi ateşi söndürme. Kitapları yukarı çıkarma. Biz geri geleceğiz. Tamam. Eldritch Knight'ın adını hatırlıyorum. Ferret'in yerine bakacak kimse var mı? Yok. Ferret'ten sonunda sendin en çok güvendiği kim var? Evet. Bir dakika.
Evet, chatten demişler ki Knight'ın ruhu yandı, yazık oldu demişler. O adam harcandı biraz. Şimdi bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Hellfire'dan önce mi ölmüştü, sonra mı? Bilmem. Eğer Bunu önce öldüyse sor ruhu dedi öğreneceğiz. zaten Önce geri dönüp bir şey yapabilir mi? Halledebilir mi cehenneme iyice yollayayım diyor. yani? Cehennem dediğin ne abi, bizim arka bahçemiz ya. Martin dedim. Vay lapa gel. Martin kim? Neci? Hemen çağırayım. Buraya çağırma, dur buraya. Kuleye çağır. Evet. Oradayım. Zaten kendisi zaten kulede. Kendisi benim çantam olur dedi. Ferhat'ın ağzına koyup sen bunu Eleman vardı ya. Ferhat'ın ağzına koyup sen gibi göründüğü taştan başka var mı? Var. Tamam. Ondan da lazım. Odamda bulabilirsiniz. Sanırım bizim bilmemize güvendiği bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yani sende bir şey soracak olduğumuz zaman ama kendisine soramadığınız için nereden öğrenebiliriz? Odasında şey diyor, odamda dokunduğunuzda patlamayan bir şey varsa sizin açmanıza uygundur. Sen büyü yapabiliyor musun bu halinde? Hayır. Ama Ay. ben bu kütüphanenin efendisiyim dedi. Aynı beni yaratan sendin, büyünün efendisi olması gibi. Buraları tamir ettirebilecek misin peki? Yeterince. Golemlerin inşası ne zaman bitecek? Yaklaşık 7 saat. 8 dakika sonra falan gibi bir şey söylüyor yani böyle. Ya buradaki en küçük gün saat şey kavramına kadar söyleyecekler. Sen hiç sana senliğimle ulaştı mı? Ne? Senliğini atabiliyor muyuz holograma? Bunu merak ediyorum. Hayır. Tamam. Benim soracaklarım bu kadar. Evet, dışarı nasıl çıkacağınıza dair herhangi bir Dışarı şey çıkar yok. mı? Ha, dışarı nasıl çıkacağız? Ben bu ateşi söndüremem. Ustam olsa, beni yaratan sen de olsa eminim ki yapabilirdim. Bu sırada o kafanın içinde her zaman duyduğun sesi tekrar duyuyorsun. Koryer. Hadi bakalım. Mefazım diyor ki, istiyorsan ateşin bir kısmını söndürebilirim. Ateşin neden sönmesini istemiyorsun diye soruyorum Maskara. Ekstra bir koruma. Yani biz bir daha gelince nasıl açacağız bilmiyorum. Sen de eski haline getirsek belki o bir şey biliyordur bunu nasıl söndüreceğiyle ilgili. Tam holograma dönüyorum. Ateş sönmeden dışarıya olan kapıyı açamıyor musun? Açın. Dışarıda yanar mı kapıyı açarsam? Alev yürür o. Adam yürüdü lan. Adam, aynen. İşte ateş bu ya. Dayanamadı. O zaman. Ne dedin abi, duymadım en son. Alev yürür mü de yürür. Alev yürür o. Ben o zaman mefazma içimden bir dakika, o hologramın gözü dışından kapı nerede açılacak diye soruyorum ya. Şurası diyor. Bir yer gösteriyor. Tamam, aynı yeri mefazma, oraya bakarak mefazma da içimden bu taraftaki alevleri kaldırırsan çıkabiliriz diyor. O alevlerin olduğu en yakın yere yürüdü. Yürüyebildiğin en yakın yere yürüdü. O alevlere doğru.
Tamam, yürüyoruz. Oraya doğru geçiyorsun. Ondan sonra bana biraz izin vermen lazım dedi. Sanırım oraya gelmeme pek iyi bakılmayacak. Bu kütüphanenin gardiyanı tarafından. O yüzden bazı şeyleri senin üzerinden yapmam lazım. Bunu da senin iznin olmadan yapamam. Tamam. Ben yere bağdaş kurup oturuyorum. Bekliyorum ne yapacaksın. Tamam. Kendi seni pozesliyor. Ya ne yapıyorsun? Tamam mı? Ondan sonra böyle şey. Kendisi yere bağdaş kurdu. Sen ne yapıyorsun derken vücudu böyle biraz büyür gibi oldu. Sırtından bazı, cübbesinin altından bazı spike'lar çıktı. Cübbesini yırtmadan biraz böyle boynuzları irileşti. Teninin rengi grileşti. Tamam mı? Böyle bir monster oldu yani. Tamam. Daha sonra şöyle yerdeki alevleri, tamam mı? Sanki böyle bir kummuş da kum alıyormuş gibi. Tamam mı? Ondan sonra şöyle toplayıp kendisine doğru almaya başladı. Tamam mı? Kendi vücuduna doğru böyle adım 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 alevleri çekerek ilerliyor. Kapının önüne kadar. Kapının önüne geldiğinde bedenin çok gençmiş. Çok dinamik dedi. Sonra sana geri veriyor. Kontrolü. Bir ara boş vaktimizde sen oynarsın o zaman. Olur. Memnun olurum. Raskar'la gözünüzü gelmemeye çalışacağım bu arada. Kapının önüne geçtiği zaman normale döndü kendisi. Raskar. Öyle bakıyorum. Ben bakmıyorum. Tamam, ben duvara doğru bakıyorum. Kapıyı aç diyorum şöyle. Dışarı çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz. Kapı açılıyor. Dışarıya çıkıyorsunuz. Arkanızdan kapı kapanıyor. Tamam mı? Ondan sonra Gilemet... Abi Gilemet çok şey gözüküyor şu an. Böyle... Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Gözü dönmüş bir ama katil gibi gözüküyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şu an olabildiğine sinirli. Tamam mı? Canı sıkın. Canı yanıyor. Ve size diyor ki ne yapacaksak yapalım. Sonra sıktırıp gidelim. Sen benim koltuğuna oturuyorum. Böyle açılmış sırtımla. Odasına gidip koltuğa oturuyorsun da böyle zaten yürürken hala kan falan damlıyor üzerinizden. Tamam mı? Acayip yıkıksınız şu an böyle koltuğa herkes oturuyorsa şey şöyle oturdunuz. Kaskı da çıkarıp atıyorum ya böyle koymuyorum atıyorum yani. Kaskı attın Gilemet elindeki dagger vardı. Yere sapladı şöyle fırlattı. Bana dedi. Bana kitapla tamam mı? Şuradan aldığım şöyle şeyi gösteriyor. Şömineyi gösteriyor tamam mı? Oradan aldığım ucu sinir şeyle tamam mı? Bana bunlarla adam öldürttün işte. Kitabı nasıl öldürdün ya diyorum. Bilmiyorum. Vurdum bu. Bakabilir miyim? Neymiş bu kadar olayın kaynağı kitap? Kitabı aldın. Şöyle üstünde bir saç parçası var. Kafa derisiyle beraber. Kan kaplı falan üstü şöyle. Bir John Wick yetişiyor desene. Bu sırada Gilemet olayı anlatıyor. Siz beni gönderdiniz diyor. Ben buraya geldim etrafı arayacaktım. Tamam mı? Sonra bana birileri saldırdı. Tamam mı? Sonra ben kaçtım sizin yanınıza gelmek istedim. Sizin yanınız olduğunuz yere kadar koştum kapıyı açamadım. Tamam sonra kapının arkasından sesler duydum. Peşimden geldiler. Tamam mı? Ondan sonra bir yerde bir tane portal buldum. Tamam mı? Portalın bir şeylerine bastım açıldı. Peşimden gelen adamı portaldan attım. Tamam ne yaptı bilmiyorum. Tamam sonra geri koştum. Bir şekilde duvara muvara vurmuş diyor. Şu Ferhat. Tamam mı? Duvara vurdum bir şey yaptım açıldı. Tamam mı? Kapıda kalkan oluştu giremedim. Tamam mı? Kendimi zorladım. Tamam mı? Bu şey var dedim ya şöyle yanıklar tamam mı? Vücudum yandı diyor yandı. Tamam içeriye girdim. Tamam bir baktım yerde yatıyorsunuz. Etrafta golemler var. 1000 tane asasin var. 1 tane büyücü var. Tamam üstünüzü lootluyorlar. Tamam. Ondan sonra
Üstünüzü başınızı arıyorlar. Tamam kes. Daldım ben de dedi. Ne yapayım yani? İyi misin? Sen iyi misin? Değilim diyor. Değilim. Tamam değilim. Tamam bana diyor. Tamam bana diyor. Tamam mı? Böyle menzoberanzanda hane evi basmış gibi. Tamam mı? Oluk oluk adam öldürüp, tamam mı? Böyle nehir gibi adam öldürüp oluk oluk kan döktürecekseniz bana söyleyin, ben ona göre hazırlık yapayım. Ama diyorsunuz ki Neverwinter'a alışverişe gidiyoruz. Tamam mı? Dagger'ını tutuyor, iğneyle adam öldürmeye çalışıyor. Hayır küfür edeceğim, dilinizde küfür bilmiyor mu? Öğretiyorum. Bu noktada öğretiyorum. Çok ayıp etmişiz. Hem de Drakonik'te küfür öğretiyorum. Biz aynı yerde değil miyiz diyor ya, ben başka şehirde miyim arkadaşlar? Ben Forgotten Realms'te, ben Fire'ünde değil miyim, ben başka plane'de miyim ya? Bilmiyorum ya, bizim de haberimiz yok. Şuna bak ya, böyle armurun ortasındaki şöyle açığı gösteriyorum kendisine. Bunlar teyli dedi, tamam mı? Biri gladyatör, bir tanesinin şövalyesi vardı yanında. Kaçtılar mı? Kestim dedi, ne kaçması? En son hepsini öldürmedim tabii. Koryel dedi sağ olsun. Biraz yaralamadım ama yani. Ben hemen triplere gireceğim, özür dilerim siz bunları yaparken. Şöminenin başına şöyle elimi koyup şömineye bakıyorum. Alev bakıyorum, aleve bakıyorum şöyle. Sen şöyle şöminedeki aleve bakıyorsun, alev böyle hafif kızarıyor. Böyle bir dışarıya falan bakacağım, böyle sinirliyim biraz. Kitap neymiş ya? Yok diyor, benim içim soğumuyor ya diyor Gilemet. Gidelim T'ye gidelim. Dur Gilemet. Tamam gidelim dedi ya. Biraz mutlu oldu mu? Oldu, kombattan dolayı çok mutlu. Öldü. Tamam mı, ama böyle devamı gelmedi, tamam mı? Hani böyle tam hazırlığını yapamadı, tamam mı? Böyle ortam kendisine müsait değildi, biraz zorlanmış oldu. Tamam mı? Diyor ki gidelim ya T'ye gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Sokakta öldürelim 10-15 kişi. Hadi. Gidemez. Dur. Hadi ya hadi. Nerede bu şövalyelerin falan eğitildiği okul yok mu? Gidelim dedi ya. Gidelim öğrencilerini falan keselim. Bunlar daha büyümesin ya. Bu böyle olmaz diyor yani. Yok mu bu gladyatör arenası falan? Yok mu? Katılalım arenaya, şampiyon olalım diyor ya. Gideceğiz. Hazırlıklı gideceğiz. Ah şimdi dur. Ama içindeki ateşi söndürme. Çünkü gördüğün gibi söndürünce böyle oluyor. Böyle kendimi gösteriyorum. Oo, Raskar'ın bu sözleri beni çok etkiledi. Daha ateşe daha sert bakıyorum ateşe. Bu sırada... Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bu sırada... Evet, evet. İlle dönüp Raskar'la Koryel birine mesaj attı. Acil buraya gelsinler. Burada ne olduğunu bilmek isterdi. Bu arada ben böyle peşlerinden gittiler mi diye, tamam mı? Üstüm çıplak bir şekilde şeyden çıkıyorum böyle dışarıya. Tamam, orayı anlatayım. Ben Gilemet RP'sine çok daldım. Biraz uzatmış olabilirim, kusura bakmayın eğer. Sıkıldıysanız yani. Gayet güzeldi. Güzeldi. Bu sırada bunlar olurken şimdi tamıyor ve diğerleri eğer dışarı çıkıyorsanız. Öncelikle dışarı çıkmadan bir yen teşekkür ederim diyor. Önemli. Tamam mı? Hepinize teker teker sarılıyor. Sonra senin hocan Mom. Tamam. Kimdi onları dedin? Şöyle hocamın sırtını birazcık böyle bir sıvazlıyorum. Diyorum işte Lord Kossat'ın bir çalışanıymış, daha detaylı konuşuruz hocam diyorum. Bir tokatlayayım ya. Sıkıntı yaratıyorlarsa. Yok ya, tokatlamayın sağ olun. Ben de bir düşündüm, bir baktım size de çok tatlı tatlı oturuyordunuz. Hiç şey, bir çıkalım biz ya. Bütün olayı geçtikten sonra söylüyor ama ya. Sorun varsa diyor. dışarı çıkıyorsanız şayet. Ya şimdi dönüp küçük enişteyi diyeceğim de olmayacak. bu öncelikle sizinle konuşan tamam Pais bayağı kapıdan yürüyerek çıkıyor. Köylülerin ve işte etraftaki tüccarların vesairenin, buradaki halkın şaşkın bakışları arasında, çünkü böyle cübbeli mübbeli bir tip, tamam mı? Böyle girdiklerini görmediler, çıktığını görüyorlar sadece. Tamam mı? Ondan sonra bunun bakışları arasında yürüyerek gidecek. O yürürken
Gölgelerin arasında, ilerideki ormanın içerisinde hareket eden çeşitli figürler göreceksiniz. Ben Brienne'e şey diyeceğim. Böyle kapıda yarı çıplak bir şekilde. Tamam. Elimde benim uçağım. Artık giyin. Allah aşkına giyin artık ya. Hayır giymeyeceğim. Her seferinde neden bu detayı söylüyorsun abi? Anladım. Abi çünkü... Dinlemelerin bir kısmı yarı çıplak bir biçimde olmak. Evet. O muhteşem vücudumu sergiliyorum halka, tamam mı? Şöyle saçlarım da böyle rüzgarda dalgalanırken tamam mı böyle? Brian, sizin buranın muhafızları yok mu hiç? Sir Tamior dedi. Var da. Bir ara kalenin koridorlarını gezmek isteyebilirsiniz dedim. Varmış, merak ettim, gezeyim. Gezelim. Öncelikle arkadaşlar kimseyi öldürmemişler. Ha. Tamam. Ondan sonra. Fakat çeşitli zehirli dartlar kullanılmış. Bir de buranın guardları tahmin edersiniz ki challenge rating 11 plus Assassin Organization'ın üst düzey çalışanları için eğitimli değiller. Buradaki arkadaşlar goblin kesiyorlar, ork kesiyorlar, tamam mı? Hobgoblin kesiyorlar falan. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Kea buraya bir Assassin Guild kurma fikrinden bahsetmiş miydi bize? Bahsetmiştim, evet. Tamam, bak, Kea'ya lazım dönüp, oldu işte. Kea'ya dönüp tamam ben izin veriyorum istediğin guild'i kur buraya diyorum. Sen buraya kurulması için sen mi izin veriyorsun? Evet. Rastgaran oldu. Ben lordunuz geldiği zaman bunları görsün. Tamam mı dedim. Odama doğru gidiyorum. Rastgaran niye atarlandın şimdi ya? Ya böyle mi güvenlik sağlıyor abi ya? Ay kusura bakma. Feyvayızlık evin kadar değil. Ya. Ben soylu doyum olmuyoruz lordum. Ben gidiyorum odama ya. Ben yakın zamanda ben bir... Gidip, ben ama içimde şu korku var. Kılıç hala odada mı diye gidiyorum. Odada odada. Odada da ben bir ara bir Feywise'a uğrayayım istiyorsan. Önlem alacağım ben şimdi. Bir senin güvenliğini bir test edelim yani. Ben o şeyi esprisine dedim kur diye de. Yani ama şu an mesela oylama yapılsa ben kursun derim. Benim fikrimi şu an tamamıyla cezbetti yani Kayan'ın. Haklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada şey yapıp hıca bakmaya gidiyorum ciddi ciddi. Yani giderken de Hilli'ye gideceğim. Hilli'yle şey yapar mısın? Ben orman sınırına kaçıyorum çünkü şeyin elinden, Tamior'un elinden yeni kurtuldum. Kılıcın güvende olduğunu görüp tekrar bana sarmasını istemiyorum. Tamam. Hille mesaj atar mısın Raskar'a Lord'a burada ne olduğunu görsün gelsin acil. Tabii. Ben adamlarla ilgileneceğim zehirli durumlarıyla. Yani ölmüşler mi zehirlenip yoksa baygın falan yok, mı? Yok şu an felçler. Paralel. İşte gerekli tedaviden sonra kendilerine gelirler. Raskar... Demiyorum Raskar. Kelime o. Buraya Lord neydi? Kosat. Evet Kosat. Kosat'ın bir çalışanı geldi. Birazcık ortalık karıştı. İsterseniz gelin. Üç tane de nokta koymak istiyorum. Birer kelime. Şimdi Raskar sen duruyordun tamam mı? İçindeki alev sönmesin çünkü sönünce neler olduğunu gördük dedin. Tamam mı? Bu sırada Koriel şömine'deki aleve bakıyordu tamam mı? Alev bir kırmızı parladı ve bu sırada sendin kaldın. Martin nerede diye bağırıyorum. Kapıdan içeriye girdi. Gidiyorum karşısına dikiliyorum. Evet. Bak bu... Ben aksini söyleyene kadar sen sensin. Ağzına taş mı koyuyorsunuz, ne koyuyorsunuz? Öyle onu koy, sen gibi görün, ortada dolaş. Ağzını açma. Kimseye bir şey söyleme. Görüşeceğiz tekrar deyip kendime death ward basıyorum. Kelle.
Yes sir dedi eleman. Askımı alıyorum yerden. Buraya portal mı vardı? Portalla mı gelmiştik? Evinizden şeye tablodan gideceksiniz. Buradan bizim eve giden bir şey, bir tablo var mı acaba? Buradan değil de evden, yani bizim bildiğimiz buradan yok. Evlerden var yine. Çıkıyorum, eve gidiyoruz diyorum. Kuryel ve Gilemet'e. Ya bu böyle bir fışımla şey yapınca, zaten ben de aynı gazdayım da, hepimiz aynı gazdayız da, hani neden diye soruyorum yani. Olay çıkmış diye deyip koşuyorum ya. Portala koşuyorum. Portala bekliyorum. Ya şeye bin, bir şeye bin, kanat manat açıyorum ben. Şöyle oluyor. Gilemet böyle artık zaten kapşonu mapşonu kapatmıyor. Tamam mı? Ondan sonra şöyle şöyle saçlarını önüne topladı. Tamam mı? Gündüz güneşe çıkmayı da sevmiyor Zira. Tamam mı? Bir tane potion çıkardı, içiyor. Tamam mı? Expedition Street Seed basacak. Tamam mı? Sen kanatları açtın. Şu böyle kulenin içinden. Tamam mı? Bu tayf olarak sen biliyor musun Pegasus'a falan? Şöyle biz üst kattayız, Pegasus aşağıda diye portalda bekliyordum gelsinler diye. Yoksa ben de Death Ward'u aşağı atlamak için bastım yani. Daha az değil. Tamam atlıyorsun. Tamam mı? Aşağıya laps diye düştün. Tamam mı? Death Ward çalıştı. Ayak kalktın. Öğrenciler baktı. İki tane tip vardı hatırlıyor musun? Halford'la Altınkınlar'dı. Tam böyle dehşet içinde baktılar. Tamam mı? Çünkü böyle şey... Adam indi böyle aşağı. Ha böyle bir tane full plate'li, tamam mı? Bir adam böyle löpçük diye düştü. Tamam mı? Sonra böyle ayak... Alacağım bu... Bir dakika kesiyorum. Bu şeyin evet. Gazına Superman inişi yaptı. Süper kahraman inişi yapsın. Diye. Ne oldu? Teknisin üstüne düşsün. Şöyle yeri kırarak yere in. Tamam mı? Bu kolun modun kırıldı, kendine geliyorsun. Tamam mı? Kalkıp gidiyorsun. Pegasus alıp uçacaksın. Tamam mı? Öğrenciler bakıyor. Peşinden hızla koşan bir drow geçti. Tamam mı? Arkanızdan da şöyle yarasa simsiyah yarasa kanatlarıyla tam böyle kan içinde Kore eliniyor. Eve gidiyorum, kapıyı çarparak giriyorum içeri. Abi Neverwinter'ın içinden tam mı bir, yani nasıl diyeyim, bir fırtına gibi geçtiniz, tamam mı? Ondan sonra şu an yani Neverwinter'ın bir hafta boyunca konuşacağı dedikodu bu. Tamam mı? Drone'u bir ay yapalım. Çünkü üstümüzde soylu tabardları var hala. Evet evet şey şövalye şeyiniz var. Ondan sonra ha büyük bir olay olmuş. Bir şey oldu ki böyle koşuyorlardı falan olacak, tamam mı? Ondan sonra eve gittiniz, kapıyı kırdınız. Tamam mı? Tabloya koştunuz. Ondan sonra tabloya... Eve bakan bir kadın vardı. O gitmiş artık. Ha tamam. Müthiş. O zaman direkt basıyorum şeye. Tamam şöyle şey tabloya kafa atarak çalıştırıyorsunuz ve tamam mı? Şeyde yemek salonunda çıkıyorsunuz. Kaç dakika geçti hille sending attığımdan? 10. Müthiş. Ne oldu diye giriyorum içeri. Abi çıktın şöyle, tamam mı? Non var, çalışıyor. Ondan sonra şey döndü. Hoş geldiniz dedi. Ondan sonra ya dedi birileri geldi dedi. Ondan sonra böyle mor cübbeliydi falan da bir tane tipli geldi dedi. Bir yeni esir aldı dedi. Mor cübbeli dedi dedim. Aha şey Dembar geldi şehre. Yerdeki kan izlerini de görsünler. Abi yerde kan izleri var. Tam koridora çıktınız, felçli bir tane gardı var. Sana böyle şeyle lordum özür dilerim. Tamam mı? Sizi hayal kırıklığına uğrattım. Gözüyle bakıyor sana şöyle. Abi disintegrate ediliyor. Neden şey ya? İki tane healing potion çakıyorum bu arada. 14'te gitmeyeyim diye. Lila'yla bir şey söyleyeceğim. Lila'yla çay içiyor olabilir miyiz? Olur. Lila'yla çay içiyor olabilir miyiz? Kapının önünde böyle. Olur. Abi koştur koştur çıkıyorsunuz, tamam mı? Bütün şeyin içi böyle. Tamam mı? Tipler mipler var. Neyse bir yere gittiniz. Böyle bir salon gibi bir yere. Çıktınız Lila'yla şey tam yere oturuyor. Tamam mı? Çay içiyorlar. Nerede? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ya. Git duvara koyuyorum sizi. Ya.
Abi sen nerede dedin, tamam mı? Kükredin ejderha gibi. Vaa diye bir ses geldi arkamdan. Böyle yan tarafa koydu, duvarda delik açıldı şöyle. Şu an böyle oturduğum yerde elimde çayımla bakıyorum, böyle neye benziyorlar bunlar şu anda tipleri? Kan içinde koryer. Kanatlar hep, dışarıda. Hepsi kan içinde. Tamam mı? Acayip tokat yemişe benziyorlar. Tamam mı? Ama yüzyılın dayağını yemişler yani. Tamam mı? Öyle ki şeyin, Raskar'ın şeyi açık. Zırhı falan yani, anlatabiliyor muyum? Hayır. Ben ayağa kalktım. Hangisi daha kötü durumda şu anda üçünden? Abi hepsi kötü durumda ya. Yani, ben ya, şöyle şey diyeyim yani. Mesela hangisi kötü durumda, tamam mı? Biri psikolojik olarak kötü durumda, diğeri fiziksel olarak kötü durumda yani. Hani... Zaten ne kadar canı vardı bilmiyorum da ben oradan açıklamam. Ben Glemet'e gidiyorum. Sakın ani bir şey yapma. Korktum böyle daha. Sakin ol. Tamam mı deyip şöyle omzuna dokunup... Öyle hırlayarak girdi Gilemet içeri. Anlatabiliyor muyum? 80 iyileştiriyorum onu. Okey. Şey üstündeki yapıyorum. Yaralar falan kapanıyor. Divine arkadaşlar. Zehir, potion, ghost şeyi varsa hepsi kalkıyor. Okey. Şimdi... Pardon. O öyle değil bir şey. O öyle bir büyüm vardı, onu atıyorum. Divine Health sana yarıyor da. Ben evet. Şey anladım senin dediğini. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? İyileştirmeye yardım ettiniz sonra. Ne oldu size? Biz kütüphaneye girdik. Bir tane tehlike üçlü bir kitap almaya çalışıyorduk. Onu durduralım derken böyle ben diyeyim 100 Glemet desin 1000 asasinle uğraştık. Biz kuryerle düştük falan, bir şekilde kalktık ayağa ama hani kütüphane yalan olduğu. Ya kitaplar sağlam ama bina yalan oldu. Assassin'ler mor bir cübbe giyiyor muydu diye Glemet'e soruyorum direkt. Yok. Şöyle bir amblem taşıyor muydu? O Holy yok. Yok dedi. Tamam mı? Sonra elini Bag of Holding'ine attı. Ceset çıkarttı oradan bir tane. Bir şöyle şuradan şöyle kesilmiş. Bir gnom kafası çıkartıyor. Hayır diyor, böyle bir amblem vardı diye kafayı çıkarıyor şöyle. Seni tamam. Seviyorum. Yani o anlamda değil. Koreyana bakıyorum. Sizden başka kimse var mı etrafta? Yok, hayır şu anda yok. Onu çantana koy da sonra şey yapalım deyip anladım ki ben seni. Görmesin kimse. Sen anlat İlile. Sen anlat. Biz burada biriyle dövüşmedik. Biz de değişik anlar yaşadık. Yani öyle diyebiliriz. Adamların ne hali ne ya öyle? Hiç kimseyi öldürmemişler. Sadece felç olmuşlar. Biz elimizden geldiğince iyileştirdik durumlarını. Diğerleri de başkalarını bekliyorlar diye tahmin ediyorum saygıdeğer GM'in. Haber vermişizdir diye düşünüyorum. Hani şimdi Kosat asasinleri geldi. Seni bir yeni esir almış. Ondan sonra işte. Ama direnmiş kız. Kılıcı falan kırılmış. Esaslı kızmış yani. Neyse şey dedi. Darlas'ın yerini sordu. Biz de Darlas'a sorduk. Tabii biz ilk önce böyle şey yapmayacaktık da. Köyündeki bütün halkı yok etmekle tehdit edince. Dedik öyle bir şey olursa şimdi ben bunu seni tutamam. Kayarsın, düşersin. Hani düşersin şey olarak söylüyorum. Kayarsın, düşersin. Onu engellemek için birazcık böyle anlaşma yoluna gittik. İşte Darlas yerini söyledi. İlle ile bir şeyler yaptılar. Öyle gittiler, çektiler gittiler. Ama adamlar çok temiz girmişler. Bize amaçlarıyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece emir kulu olduğunu söyledi. Aslına bakarsan özetle. Adam size bayağı yardımcı olmaya çalıştı ya. Yani bu iş boka sarmasın, ben de istemiyorum sarmasın dedi yani. Teknikte. Hiç kombata girmeyelim şeklinde geldi. Dediği bir şey benim ilgimi çekti çok. Dedi ki ben burada ölürsem bütün odun kesen, odun böyle şey olan, genel olarak çiftçi kesim mi denir ona artık bilmiyorum. Zanaatçı kesim mi denir? Ya buranın halkını tarif etti işte.
Evet, onların hepsi ölür dedi. Hepsini öldürürüm mü demek istedi, yoksa acaba ben kendisinin ölümüyle olacak bir şeyden mi bahsediyordu? O kafamı kurcalıyor bir süredir. Adamları vardı ya, ormanda bile adamlar vardı. Tabii o da var. Velhasıl Darlas'a sorduk, yerini söyleyelim mi, yanında kimin olduğunu söyleyelim mi diye. O bana söyledi söylemem gerekeni. Biz de söyleneni söyledik. Fakat çalışanlarının evinin halinin vesaire bilincinde olmak istersin diye düşündük. Biz böyle şeylerle uğraştığınızı bilmiyorduk arkadaşlar. Neyse, ben bu adamı bulacağım. Şöyle kolyeyi çıkarttım. Hatırlıyor musunuz bu Lask'ındaki şey, şu neydi, korsanlardan bir tanesi vardı. Katip. Adı neydi, adı? Adı neydi? Hemen açayım, dur. Nerede benim kırmızı kaplı defterim? Ay, Alican, biz bunların notunu tuttuk, merak etme. İşte notunu tuttuğunuzu ben de göreyim. Şehirler. Evet. Bilgelik tanrısı. Oster Denir. Rahip, erkek. Üçüncü kaptan. Doğru mudur Alican? Denir rahibi. Bir şeyiniz vardı. Şu acayip nerd bir eleman vardı ya. Evet. Her şeyin kaydını tutan. Hatırlıyorsanız bu bir büyü yapmıştı eskiden. Bize bazı şeylerin yerini söylemişti. Bir nesne olduğu zaman ya da bir şey olduğu zaman yerini bulabilirim, gördüğü şeyleri görebilirim demişti. Helal olsun. Neyse, artık bizde. Onu adamı buluruz. O sorun değil. Nesne olduğu zaman... İyi hatırlamışsın. Helal olsun. Tebrik ederim. Bir nesne olduğu zaman birilerinin yerini mi bulabiliyormuş? Şöyle çalışıyor aslında. Nesneyi veriyorsunuz. Tamam mı? Nesnenin önceki sahibiyle alakalı bilgiler öğreniyorum. Bir de onun gözünden görüyor. Yani sanki nesnede kamera varmış da. Tamam mı? O geriye sarıyormuş gibi olayları falan görüp anlatmıştı bir kere. Neyse. Böyle işte siz... Teşekkür ederim. Halkın güvenliğini sağladığınız için. Elimizden geleni yaptık yani, çok güvenliğimiz yaştı. Işte. Gardları da merak etmeyin, kimse ölmemiş. Bir ağızlarını sıçarım, bir daha başlarına yalnız. Raskar, bu gardlar bizim, yani biz burada olduğumuz sürece bu gardların aşabileceği sorunlar değil bunlar. Biz burada olduğumuz sürece bu şehrin de kaldırabileceği şeyler değil bunlar ya. Bence Kea'nın tavsiyesini dinle. Önerisine neymiş? Kulak ver. Neymiş? Ben odada yokum şu anda. O yüzden söze giremiyorum. Sana anlatır. Döneceğim diyorsan, istiyorsan dönersin. Sıkıntı değil. Bu arada şey de bir seçenek. Ya şimdi Assassin's Guild kurmak bir seçenek. Tamam mı? Ama işte Kea ile Assassin's Guild kime sadık olacak konuşmaları yaparsınız aranızda. Şey de bir seçenek. Buradaki Helm Tapınağı'nı military base'e çevirip burada şey, Helm için militan yetiştirmek de mesela bir seçenek olabilir yani. Neyse, bunları siz kendiniz konuşursunuz. Brienne'in yanına gidiyorum ya. Evet, Brienne şok içinde olan son olayları değerlendiriyor. Çalışmaya başlamış. Bu gardlar için harcanacak, gardların tedavisi için harcanacak paraların işte şeye olan darbesi, ekonominize olan darbesi. Dur bir dur, bırak kitabı kalemi. Sen gelince zaten lordum diye kalkıyor şöyle. Bırak lordunu falan da yürü. Gel yürü. İlk bana geliyor. Mutfağa gidiyoruz ya. Evet. Yolda bir tane sending atıyorum. Temple'ın başına. Tamam mı? Lesser Restoration, Greater Restoration atabilen kim varsa gelsin. Şu adamları ayaklandırsın diye. Tamam. Tamam mı? Sonra bir şişe şarap açıyorum. Brienne'e veriyorum. Bir şişe teşekkür şarap ederim. Ben şey yapıyorum. Tamam mı? İyi misin diyorum. İyiyim lordum. Teşekkür ederim diyorum. Zor bir gün geçirmişsin. Siz de. Biz, tamam mı? Biz hep yani...
Ne bu? Yine her pazar yaptığımız şey yani. Bizim olayımız mı diyorsun? Mesleğimiz. Elinde kırık bir kılıçla geldi dediler. Evet efendim. Ya efendim falan bırak şimdi. Raskar benim adım. Evet dedim. Bir daha hani böyle bir şey olursa aşağıdaki olayı biliyorsun. Yanına alabildiğin kadar insan ol. Oraya saklan. Dışarıdan girmeleri biraz daha zor oraya. Tamam. İzin var kendine birkaç gün. Ondan sonra benim senden birkaç isteğim olacak. Şehrin güvenliğiyle ilgili. Emredersiniz dedi. Emredersin dedi. Tamam dedim. Yaralandın mı? Hayır. Tamam. Ailen mailen var mı Brian? Çok ani oldu bu soruları var. Neverwinter'dalar. Tamam git işte onları ziyaret et birkaç gün. Burada yapılması gereken şeyler var. O zaman onları buraya misafir et. Tatil tamam. Yap. Tamam. Şişeyi vurup gidiyorum. İçiyor arkamda. Koruyer. Evet Kerem. Araya girmek istiyorum. Şimdi Brienne'in ailesi şeyin geldiği zaman mı? Bayendren'in ve Malin geldiği zaman aynı zamana mı denk gelecek? Hani kızımız nerede çalışıyor, nerede yaşıyor diye girdikleri ortam bu mu olacak? Çok merak ediyorum. Yandan Malik gelecek. Şeyde omzunda Akbaba'yla. Selamun aleyküm diye. Nerede? Koreyle dönüp şey diyeceğim ben. Kanatların çok güzelmiş. İstifamı bozmuyorum. Tam sinirliyim hala. Tam böyle çok hışımla yanına yaklaşıyorum böyle. Tam kulağına doğru gidiyorum. Ondan sonra teşekkür ederim. Onu sonra konuşuruz. Arkadaşlar. Bugünkü session'ımı şu şekilde kapatmak istiyorum. Eğer yapacağınız başka bir şey yoksa. Var mı? Ne yapacaksın? Guardları toplayacağım bu tahtolasını. Tamam topla. Bence bir iyileşsinler ya. Orman... Haftaya toplarız. Zaten felçlik halde getirmiyorlar ya. Yani adamları burada odasını taşıyıp bırakmıyorlar şöyle. Yani. Şöyle. Tekerlekli böyle tekerlekli tek tarafı taşınan sedyeler var ya böyle. Aynı böyle onlar da getirip atıyorlar. Gardlara toplanınca böyle tahta, kasksız, zırhı paramparça ve elinde şarap şişesi olan bir adam olarak tam böyle ben bugün çok zor bir gün geçiriyorum diyorum gardlara. Birbirlerine bakıyorlar şu anda. Duyduğum kadarıyla bakabiliyorlar en azından. Çok zor bir gün geçirmişsiniz. Bugün burada yaşananlar sizin suçunuz değil. Sizin bir eksikliğiniz de değil. Ama hep beraber önemli bir sorunumuzun bize gösterdi. Dolayısıyla bugünden sonra kendinizi suçlamayacaksınız. Ayağa kalkıyorum ama bugünü hiç unutmayacaksınız da diyorum. Emredersiniz. Bir dakika, aralarından bir tanesi bir karizma atacak, özgüven çeki atıyorum şu anda. eğer tutarsa öne çıkıp bir şey söyleyecek. Bir tanesi adım attı öne. Tamam ama böyle 17-18 yaşında bir bebe. Tamam mı? Ondan sonra böyle şey çok da kasmasla değil, cılız falan bir tip aslında yani. Tamam mı? Adım attı. Tamam. İşte lordum konuşabilir miyim dedi. Adını söyle konuş diyorum. Adına bakmam lazım bir dakika. Oğlum askeriye mi lan burası? Neredeyesin sen? 297 söyle.
Hayır, bizi de 17 yaşında çocuklar koruyormuş yani. Bunu da öğrenmiş olduk. O araya kaynamıştır bir yerden ya. Kendisinin adı Halbor. Hmm. İnsan mı? Tamam. Evet. Tamam. Konuş. Yo, insan değil ya. Bir dakika. Halfork mu? Halfork, Halfork. Halfork. Tamam, koruyabilir. Adım attı. Tamam mı? Ondan sonra Lord'um dedi. Biz sizin ne kadar mübarek birisi olduğunuzu biliyoruz. Biz size layık olmak istiyoruz. İzin verin, yolunuzdan yürüyelim diyor. Benim yolumdan yürümek istiyorsanız Helm Tapınağı orada. Bir parantez açayım. Şimdi bu adamların görev saati dışında hani yani bu training olacak ha. Falan anlatan sen izin verince oluyor ya böyle şeyler. Lord'um hani. Lord'luk falan hani. Bunu şey yapmamıştım hani böyle nasıl diyeyim. Bu adamların hayatında bu kadar etkin varı daha ben de yeni oturtuyorum ya bak kamınırım ya. Evet. Siz ya sen paladin mi olmak istiyorsun? Siz ne emrederseniz efendim diyor. Oğlum soru sordum istiyor musun diye. Evet. Yapmadım ne gerçekten oğlum. Halbor'la aynı fikri paylaş... Genel olarak Halbor'la aynı fikri mi paylaşıyorsun? Evet. Zaman... Şey bir ritim tutma var mı? Mesela silahlar ya da böyle göğüslerine vurma ya da. Kalkanlara vuruyordu. Aynen. O zaman... biz şey... orada mıyız? İstiyorsanız biz buradasınızdır ya. İstiyorsanız izlersiniz. Ne yapıyoruz gençler? En son birlikteydik. Gidiyoruz mu? Ya muhtemelen ben bu şehrin azıcık dış tarafında böyle hua hua falan diye bağırıyorumdur orada bir yerde. Gilemet de senin yanındadır. Ben biraz ormanda iz sürdüm. Hani nereden geldiler, nasıl fark edilmediler, nereyi kullandılar diye. Herhalde bu gösterinin sonuna yetişirim diye tahmin ediyorum. Sonuna gidersin, ayrıntıları sana veririm. İlile biz izliyor muyuz? Biz en son sende çay içiyorduk. Çay bardaklarımızla oraya gitmiş olabilir miyiz? Vallahi olabiliriz. Niye olmasın? Şöyle. Tamam, biz elimizde fincanlarla. Biz de yarı çıplaksın. Evet, yarı çıplak. Bunu unutuyorum. Hala giyinmedim. Ortam çok acayip ya. O zaman diyorum, madem öyle. Bu bir emir değil. Şeye bakıyorum. Hani tapınağının başındaki adama bakıyorum. Ben çağırmıştım ya onları paralize. Evet falan. Evet. Aha, ha, evet evet. Evet dinliyorum. Evet. Ya huzuruna çağırdıysan buradalardır yani. Sizin için de uygun olursa bir eğitim programı var ayarlayın isteyen askerler için. Uygundur dedim. Eğer paladin olmak istemeyen varsa da bir fighter eğitimi ayarlayalım. Uygundur dedi. Bilyen şey yapacak, lafa atılacak. Efendim diyecek bir kılıç ustası bulalım. Bir de isterseniz bir court mage alalım. Yani sizin bu kortunuzun bir büyücüsü olsun. Olsun, iyi olur. Burada ben araya giriyorum. Kılıç ustanızı ben ayarlarım. Bilyen harika diyecek. Sen Court Mage için onu sonra konuşuruz bir yan. Tamam efendim. Tamam. Eleman Halfork şey diyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim dedi. Sırada yerine geliyor. Bunun sesi evet. Çatallanabilir mi arada böyle? Tabii. Sesi çatallanır. Böyle ciddi ve tok ses çıkarmaya çalışıp tamam mı? Ani böyle şey aniden incelen bir sesle. Brienne'e bir de şey diyorum. Sonra konuşuruz dedikten sonra.
şehrin etrafında göze çıkılıyor diziz. Emredersiniz efendim. Senin burada ihtiyaç duyduğun şey ne biliyor musun? Bir, Ranger'lar. Ben de tamam, şimdi çünkü burası diyecektim. Çünkü burası Wilderness. Tamam mı? Etraftaki yerleri bilmen lazım. Bunu da en iyi yapacak adamlar aslında Lizardfolk'lar. Çok mal. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi, dediğim gibi bir büyücü lazım. Yani gidip gelecek değil, burada yaşayacak bir büyücü lazım. Büyücüye sen de ayarlatacaktık. O da o yerde beyni seken eleman gelsin dedi. Onu da şimdi sen yaptık, bırak. Aynen, şimdi kim bilir o kimi seçecek. İstiyorsanız gidip oradaki Half-Orc'u al. Abi ben bu dersi bıraksam mı diyen vardı ya. Şeyim, buraya öyle bir adam lazım ya. Ulan o adam bak dersi falan geçemeyecek, tamam mı? O yüzden orada harcayacak. Gidip onu alalım ha. İstiyorsanız alın, ben de karakter adını ayrıntılı yazayım yani. Çok güzel bir warmage olur onunla. Söyleyeyim. Olabilir. Onu tam şey yapacağız. Bugünkü session'ı daha fazla böyle gerdirmeyelim. Bu kadar benim yapacaklarım. Tamam, bunları not alın da unutmayalım. Şimdi guardlar falan gittikten sonra taht odasında core tayfanız kaldıktan sonra, tamam. Böyle taht odanızın kapısı şöyle açılacak. Tamam. Birisi şöyle iki koluyla açmış gibi kapı açılacak. Kılıcımı tamam. Çekiyorum direkt. Sen kılıcını çekiyorsun. Ondan sonra kılıcını çektin, beni bir daha yanından ayırma dedi. Kesinlikle ayırma. Ben bu assassinleri daha önce öldürdüm. Haklısın. Onlar da benim çok fazla arkadaşımı öldürdü. Haklısın. Hiçbir şey diyemiyorum haklı. Kapıdan içeriye Hexariel giriyor. Biraz geç kalmışım. İzinsiz taht odanıza daldım. Lord Raskar ama kusura bakmayın dedi. Kendisi kendisi arkasında kendi gibi tam bir miktar yaklaşık dur kendisiyle beraber saymam lazım. 8 kişiyle kendisi dışında 8 kişiyle geliyor. Tamam. Kendisi gibiden kastın ne? Şöyle. İzninizle diyor. Tamam mı? İşimize yarayabileceğini düşündüğüm ve amaçlarımızın ortak olabileceği bazı tanıdıklarımı getirdim. Diyor. Tamam mı? İçeriye böyle kimisi altın zırhıyla, kimisi beyaz cübbesiyle, tamam mı? Böyle kimisi böyle şey böyle kestane rengi saçı, tamam mı? Yeşil gözüyle, kimisi işte böyle uzun sarı saçları belinde iki tane kılıcıyla. Alicam bir dakika sözünü keseceğim. D12 Macera kanalı 10 kişiyle baskın yaptı. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz hepiniz. Tam biraz sonuna yetiştiniz ama. Evet. Kusura bakmayın ya. Yok ya, sorun değil. Evet. Şimdi. Çift kılıçlı geldi dedi. Bu şekilde tam böyle parlayan, tam graceful, tamam yürüyüşlerinden meleklik akan, tamam Hexariel'le beraber 9 adet melek giriyor içeriye. Umarım bir sorun olmaz dedi. Hoş geldiniz diyorum hepsine. Gidip sarılıyorum. Sen koşup sarılıyorsun. Evet, ya deyip böyle koşup sarılıyorum ben. Şey, buralarda sen de buradasın diye varsayıyorum. Hı hı. Arkadaşlarım dedi, benim gibi hiyerarşide bazı sıkıntılar yaşamış. Geri dönebilmek için bazı şeyler yapmaları gereken kişiler.
Yani iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum, dedi. Siz komple diğerleri kalmaya de, geldiniz. Oo. Diğerleri de şey, sen hoş geldiniz deyince Raskar, tamam mı? Şey, diz çökmeden ama saygılı bir şekilde selam vererek selam veriyorlar. Tamam. Tamam. Session'ımız burada bitiyor. Sonraki session bu arkadaşların kendilerini tanıtmaları ve sizin artık ne yapacağınızı tartışmanızla, son olayları değerlendirmenizle, belli planlar yapmanızla devam eder diye umuyorum. Diye düşünüyorum, umuyorum. Ama muhtemelen böyle bir yerlere gidip sıkılacak yani. Bir an önce şey, sıraya gitmemiz lazım aslında. Ya o sırayı böyle tek sıraya olsa ya, ben oradan böyle bir disintegrate konuşsam şöyle. Ben şeyi düşünüyorum. Half-Orc'un bu son sahneyi görse gözlerin nasıl dolu dolu olacağını düşünüyorum. Hani Lord'una böyle melekler saygı gösteriyor. İşte. Acaba kendilerini dışarıya göstererek mi geldiler? Bu da bir şey, soru yani. Bugün hala 23 Kiton değil mi? Öğle evet. Evet, şu an öğleden sonradasınız. Festivale kaç gün vardı? Festivale vardı. Kiton'dan sonraki ay da geçiyor. Ondan sonra o sonraki ayın Evet arkadaşlar, bence biraz kafalar karıştı. Tamam mı? Ben o yüzden bir liste yaptım çok hızlı bir şekilde. Bilmiyorum okuyabilecek misiniz kameradan ama ben yine de göstereyim. Bakın. Bakın. Okunuyor mu? Öldürülecekler. Abi. Evet. Bakın. Biliyorsun bir dender iki yalnız. Tabii ki. Fosat 3 bu arada. Bakın. Bakın. Yavaş yavaş iniyorum, tamam mı? Hani okunuyor değil mi? 4 bütün şey. Ben hani yapacak bir şey yok. Ben listeyi aldım. Tamam, bakın. 5 şar. 6 orkus. 7 raskar. Pardon, yanlış. O başka bir şey çekti. 7 orada. Bu arada Titibinus'un Dendar'ın üstünde olması çok güzel bir detay. Abi Dendar normal evil. Titibinus iğrenç bir şey ya. Titibinus gerçekten sümük ya. Üf, yani pis. Tam olarak o. Bu arada bende de var öyle bir liste. Bu duyguyu size verebildiysem çok mutlu oldum şu anda. İğrenç ya gerçekten. Şeyin RP'si de çok güzeldi bugün. Ne? Asasın. Brian travmatize olmuş. Brian'dan ben çok etkilendim kanki. Onu söylemek istiyorum sana. Tamam. Teşekkür ederim. Sağlık. Çok ben, hoşuma gitti. Ben açıkçası bugünün Alican RP'sini Glamet'e vereceğim. Eyvallah. O zaman RP Oscar'ı bugün Alican'a gidiyor. Yalan yok, ben etkilendim Glamet'ten. Neyse ki evlenmişiz yani. Teşekkürler. Keşke bak, yayının başında keşke bunu yapsaydık. Şey, session'ın RP Oscar'ı. Bir sonraki session. Tamam, bundan sonra başlayalım. Her hafta yapalım. Aynen. Her session sonunda yapıyoruz bunu. Go kesinlikle. Evet. Chat'te oylaşmak ya. Evet. Oylama açarız. Aynen. Her seçim sonunda hızlıca bir şey yaparız böyle kısaca. Aynen. Ya. Şimdi. Çok güzel seçim değil miydi arkadaşlar bu arada? Ben çok keyif aldım şahsen. Bence de güzeldi. Bireysel olarak ben çok. Ya Alican dedi ki hani biz dedik ya böyle oyun öncesi biz burada konuşurken yayına girmeden önce. Bundan sonra kimseyle konuşmayacağız, hepsine vuracağız falan diye böyle girdik. Sonra Alican geldi. Hadi vurun, hadi. Hadi vurun dedi. Yok ama orada çok akıllı mantıklı bir GM olarak hareket etti. Ve oyun öncesinde konuşulanları da dikkate alaraktan bak vurmayın. Ona gelmedim diye. Çok çok makuldü her şekilde. Bugün çok iyi insight attık. Evet, ben de bayağı keyif aldım. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu güzel olmuş. Evet. K'ya düştüğü için Hille kaydı. Heh, geldi şimdi. Tamam. Ben o zaman yavaştan artık kapatalım. Tamam.
Evet, bizi izlediğiniz için bu saate kadar çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ağzınıza sağlık bu saate kadar oyun oynadınız. O zaman haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.